Değerli izleyicilerim, güzel bir mantarlı et sote için gerekli malzemeleri ekranda görüyorsunuz. Not almak için videoyu durdurabilirsiniz. Mantarlı et sote yapımına ocağı kısık ateşte yakıp 350 gram kuşbaşı eti tencereye alarak başlıyoruz. Etlerin suyunu salıp tekrar çekene kadar pişmesi için tencerenin kapağını kapatıyoruz. Etimiz pişti. Yemeğimize daha da lezzet vermesi için 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ. 'Damak tadına göre tuz ilave ediyoruz. 2 adet doğranmış kuru soğan. 2 diş sarımsak ilave edip biraz kavuruyoruz. Üç adet biber ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak biraz daha pişiriyoruz. Evet, etimiz gayet güzel kıvam aldı. Doğradığımız 400 gram mantarı ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Mantarlar suyunu saldı ve çekti. Gördüğünüz gibi küçüldüler. Doğradığımız 3 domatesi ilave ediyoruz. Ben yazın hazırladığım domates konservelerini kullanıyorum. Renk vermesi için 1 yemek kaşığına yakın salça ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye bırakıyoruz. Bir buçuk bardak sıcak su ilave ediyoruz. Tencerenin kapağını kapatarak 20 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Mantarlı et sotemiz pişti. Servise hazır. Yanında pilav veya makarna yapabilirsiniz. Ben bu akşam için sebzeli bulgur pilavı yapmıştım. Onunla servis yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka bir bölümde daha görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.